Selamlar. Bugün hakikaten uzun bir zamandır benden istemiş olduğunuz bir videoyu çekmenin haklı gururunu yaşıyorum. Freelance soru cevap. Olaylar nasıl gelişti? Nasıl freelancer oldum? Ne kadar para kazanıyorum? Tabii ki böyle bir şey söylemeyeceğim. Ama genelde merak ettiğiniz şeyler bunlar oluyor. Freelancerlık nasıl bir şey? Sistemimi nasıl kurdum? Müşteri nasıl buluyorum vesaire vesaire. Bir sürü sorunuz var. Ben de hem öncelikle kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Sonrasında da sizin sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Sadece bir soru cevap videosu yapmak istemedim. Yani çünkü öncelikle bir de benim hikayemi duyun. Ben ne iş yapıyorum? Bu işe nasıl başladım? Freelancer olmaya nasıl karar verdim? Biraz hani bunları da bilseniz bence size uygunluğunu ya da ne bileyim hangi meslek dalında freelancer olacaksanız orada nasıl ilerleyebileceğinizi daha net anlarsınız diye düşündüm. Kahvenizi, çayınızı, mayınızı alıp oturup dinleyeceğiniz bir video olacağını düşünüyorum. Tüm içtenliğimle oturup size 5 sene önce nasıl bu işlere girişmeye karar verdiğimi anlatacağım. Şimdi ben ne zaman mezun oldum? Oradan bir alalım. Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında mezun oldum. Mezun olmadan önce birkaç yerde staj yaptım ve ilk etapta aslında metin yazarı olmak istiyordum. Çünkü bir şeyler yaratmayı seviyorum ve yaratabildiğimi düşünüyordum. O zamanlar bir de böyle sosyal medya reklamcılığı daha tam peak noktasına ulaşmamışken sosyal medya benim için çok öncelikli bir fikir değildi. O yüzden demiştim ki kendi kendime hani herhalde metin yazarı olurum. O amaçla birkaç staj yaptım. Manajer da, bir de bir yerde daha yaptım. Ve ben bu ajans hayatını biraz böyle sevmemeye zaten daha stajlarda başladım. Metin yazarlığından da çok emin olamadım. Çünkü maaşları öğrendim. insanları ne kadar çalıştığını öğrendim. Böyle reklamcılık okurken Oo, reklamcılık falan diye geziyorsunuz 4 sene. Ama sonra stajlara ve çalışma kısmına gelince işin aslında karanlık yüzünü görüyorsunuz. Sonrasında stajlarım bitti. Okulum bitti. İlk etapta jetonda çalışmaya başladım. Jeton deyince muhtemelen anlamayacaksınız ama şu anki Hypers olarak düşünebilirsiniz. Berkcan Güven'in ajansı, Tolga Akış'ın şirketi oradan biliyorsunuzdur. Mezuniyet sonrası ilk stajımı orada yaptım. İşte YouTube için içerik fikirleri ürettim. Tüm bunları yaparken YouTube kanalım falan asla hiçbir şeyim yoktu bu arada. Herhalde bir 5-6 ay çalıştım. Ondan sonra 140 Cürnos'u da biliyorsunuz. 140 Cürnos'un 5-6 sene öncesinde Yaratıcı Fikirler Enstitüsü adı altında bir ajanslaşma durumu Onları da vardı diyeyim. 140'ta bir yandan devam ediyordu. Pınar orada çalışıyordu ablam. Ben de onun yanında işe başladım. Orada ilk sosyal medyayla alakalı bir şeyler yapmaya başladım gerçek anlamda. Yani jetonda biraz YouTube tarafı ve Twitter tarafı aktifken yaratıcı fikirlerde Pınar'ın da yönlendirmesine tabii ben onun altında çalışıyordum. Twitter, Facebook, Instagram o dönemki hype olan şeyler neyse hepsini kullanıyorduk, hepsinden içerik üretiyorduk ve ben sosyal medyayı çok sevmeye başladım. Çünkü anlıktı ve çok hızlı bir şekilde geri dönüş alabiliyordunuz. Hızlı fikirler üretebiliyordunuz, hızlıca uygulamaya koyabiliyordunuz. Yani mesela böyle bir ne bileyim televizyon reklam filmi ya da geleneksel bir reklam ajansına çalışma hayalim bu yüzden hiç olmadı. Çünkü ben de zaten çok böyle aktif, hızlı, sürekli anlık sonuç almak isteyen bir insanım. Sabırsızım da biraz. O yüzden o taraf benim çok ilgimi çekmedi açıkçası. Yaratıcı fikirler de sosyal medya benim ilgimi çekmeye başladı ve zaten uzun da bir süre orada çalıştım. Yaratıcı fikirler tam böyle ajans ajans değildi ve gerçekten oradaki herkese çok yakın arkadaş olmuştuk. Benim için inanılmaz keyifli bir çalışma ortamıydı. Ama sonrasında çok da arkadaş ortamı gibi olmayan ajanslarda çalışmaya başlayınca ve hani o ajansın gerçek yüzünü görünce ajansların daha doğrusu dedim ki ben bu işi yapmak istemiyorum. Hatta biraz detaya gireyim. Son çalıştığım ajansta ne şekilde ayrıldığımı da anlatayım size. En son çalıştığım ajansta normalde bir community manager'a yani topluluk yöneticisine 4-5 müşteri verirken Zeynep yapar, Zeynep halleder diye düşünerek bana 9 tane marka verdiler. Ve o dönemde Müjdat Gezen'de tiyatro kursuna gidiyordum. Tiyatro kursunun sonunda bir oyun sergileyeceğimizi öğrendim. Ve bu oyun için ciddi şekilde provalara girmemiz gerektiğini öğrendim. Bir yandan da o zamanlar ben aslında biraz tiyatro, oyunculuk bunlarla ilgilenmekte istiyordum. O yüzden de kendime böyle bir hobi edindim o dönem. Sonra ajansta gece 1'e 2'ye kadar rapor bitir, iş yetiştir derken Çiçek gilde o zaman benim Müjdat Gezen'deki hocam beni oyundan attı. Çünkü o kadar çok mesaiye kalıyordum ve o kadar fazla provayı kaçırmıştım ki başrol oynayacağım bir oyundan. Çok büyük bir oyun değil tabii ki. Bir tane kursun bitirme oyunu. Ama olsun başrol oynayabilecek kadar Çiçek Hoca beni yetenekli bulmuştu. Bu fırsatı kaçırmıştım ve oyundan atıldım. Niye oyundan atıldım? Ajansta deli gibi çalıştığım için. Bu durum beni acayip sinir etti. Ve şunu düşündüm kendi kendime. Ben hayatım boyunca hobilerim ya da sevdiğim şeyleri yapmaktan işim yüzünden geri kalmak istemiyorum yani. O noktada böyle bana bu gerçek dank etti. Ajanslarla çalışmaya devam edersen seni sömürecekler. Ben de bunu istemediğim için biraz gözümü kararttım ve sanıyorum 21 yaşında şahıs şirketimi kurdum ama 23 yaşımın sonlarındaydım ve işten ayrılmaya karar verdim. İşten ayrılmam 3 ay sürdü çünkü yerime başkasını bulamadılar 9 marka verecek. 3 ee, ayda kaldıktan sonra orada bir yandan da o 3 ayın içinde ben zaten nasıl müşteri bulunur, ne yapılır, nasıl bu freelancerlık devam eder hayatımda diye araştırmalara başlamıştım ki o zaman da inanın bana freelance çalışan kimse yoktu çevremde. Çünkü hakikaten pandemiyle beraber bence freelancerlıkta birazcık hype oldu. Herkes o evden çalışmak iyiymiş ya falan oldu. Kimisi sevmedi sonra alıştı. Herkes için farklı gelişti aslında bu süreç. Zor da bir süreç. Onları da ilerleyen zamanlarda konuşuruz videonun içinde. Neyse devam ediyorum. Ben işten ayrıldım ama o zamanki Zeynep çok böyle sorumluluk alabilecek, yapmak istediklerini başarabileceğine dair kendine %100 inancı olmayan bir kızdı. O yüzden de birazcık bocaladım açıkçası. İşi bıraktım, gücü bıraktım. Böyle kaldım. E ee? dedim. Yani şimdi müşteri nereden gelecek? Hani ben böyle bir yürek gidim çıktım bu işten ama ne yapacağım dedim. Şu an dönüp baktığımda düşünüyorum ki kendi başıma tüm hayatımın maddi sorumluluğunu almaya çalışmayı birazcık sindiremedim o dönemde. Ve o dönemde kiloluydum ve yeme bozukluğum hat safadaydı. Bu da beni daha fazla yemeğe itti. Çünkü duygusal yeme bozukluğum var. Oturdum her Allah'ın günü pizza, hamburger gömdüm, gömdüm, dizi izledim. Ayda 500 lira, 750 lira para kazanıyordum o zaman. Bir müşteri geliyordu, öbürü gidiyordu. Asla bir düzenim yoktu ve rezalet bir freelancer olmuştum. Yani yataktan çıkamadığım için çalışmadığım gün oluyordu. Nasıl sorumluluk sahibi olabilirim? Gün içinde planlamamı nasıl yapabilirim? Bunlardan bir haber bence az da tecrübeliydim. Yani ne bileyim bir insan 4 sene 5 sene çalışır ajanslarda ondan sonra bu yola girer. Ben bir buçuk sene, iki sene gibi bir deneyime sahiptim totalde. Stajlarımı da sayarsanız. Günün sonunda şunu fark ettim ki ben biraz erken dalmışım bu işe. Ama bu beni yıldırmadı açıkçası. E, freelancerlığımın herhalde ilk bir, bir buçuk senesi sefaletle geçti. E, kendimden mutlu değildim, bedenimden mutlu değildim. Yaptığım işi ne kadar yapabildiğimden emin değildim. Bu bir, bir buçuk sene içerisinde ben zaten ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatımı oldum, bir değişime soktum kendimi. Şöyle de bir nokta var. Sosyal medyacı olduğum için de ben bu işi tek başıma bu şekilde yapabildim ve şu an devam edebiliyorum. Çünkü ajanstayken özellikle en son çalıştığım yerde şu farkındalığa erişmiştim. Yani ben bunu bilgisayarım önümde açıkken herhangi bir yerde yapabilirim. Ben niye bunu burada yapıyorum ki? müşteri dediğim evet o kadar büyük olmasa bile bulunur kafasına girmiştim ve bu şekilde ilerlemiştim. Bu bence mesela önemli bir etken. Yani ben istediğim zaman tatile çıkabiliyorum tabii ki maddi durumum el verdiğince. Çıktığım zaman orada da çalışabiliyorum ve bir şekilde bu dengeyi kurabiliyorum. Yani bu benim için en büyük motivasyonlardan biri olmuştu. İlk 1 bir, 1,5 bir senem hakikaten dediğim gibi yani çok az para kazanarak ve ben bu işi nasıl yapacağım abi diyerek çok küçük müşterilere kötü işler yaparak geçti. Yani ben inanılmaz bilgili bir şekilde bu işe başlamadım. Yani belki burada bir tavsiye olarak önce kendinizi geliştirmeyi e, hedef olarak alabilirsiniz kendinize. Çünkü ben hakikaten bodostama girdim. Yere geldi yanlışlar yaptım, müşteriyi de batırdım ama bir şekilde yürüttüm yani öğrendim. Yolda öğrendim. Öğrendiğim şeylere gelecek olursak da mesela şundan bahsetmekte fayda var. Çünkü eminim bu videoyu izleyen çok fazla sosyal medyacı olmak isteyen insan vardır diye düşünüyorum. Biraz buranın iç yüzünü de görmek, bilmek ve neler yapılması gerektiğini de anlamak gerekiyor. Ben içerik üretebiliyordum. Tasarım yapabiliyordum çünkü Photoshop biliyordum 12 yaşından beri. Topluluk yöneticiliği yapıyordum yani işte moderasyon, gelen yorumlara cevap verme vesaire. Bir sayfayı yönetmeyi ve içerikleri üretmeyi biliyordum zaten. Ama buna ek olarak işte mesela müşteri ilişkisi kurmak, reklamlama yapmak, Facebook Ads Manager'ı, e, Business Manager'ı hatmetmek gibi noktalar da oluştu. Çünkü şunu fark ettim freelancerlığa girerken. Benim bu insanlar arasından sıyrılmam için her şey yapabiliyor olmam gerekiyor. Çünkü bir, ajansa verecek parası olan marka zaten gidiyor ajansa. E, ajansa da müşteri ayrı, tasarımcısı ayrı, yöneticisi ayrı böyle olunca bu insanların her biri tek bir işte uzmanlaşıyor. Ben freelancer olarak küçük markalara ya da orta ölçekli markalara ne sağlamalıyım diye düşündüm. Her şeyi. Belli bir derecede tasarım, içeriğin üretimi, paylaşımı, yorumlar, DM'ler, işte reklamlama, influencer marketing, o da yeni çıktı. E, o zaman yoktu yani çok fazla. E, bütün bunları nasıl öğrenebilirim? Kendimi bu konularda nasıl geliştirebilirim? Ve küçük orta ölçekli işletmelere nasıl ulaşabilirim? Yani benim aslında kafamdaki düşünce ve yol buydu. İşte o bir, bir buçuk yılı atlattıktan sonra benim de fiziksel inanılmaz değişimim, beyinsel inanılmaz değişimim, ne yapmak istiyorum, nasıl daha iyi olabilirim, bunların üzerine biraz daha gidişimle beraber 5 seneye aşkın bir süredir devam eden bir freelancer hayatım var. Hala daha kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve devam ediyorum. Mesleğimi çok mu seviyorum? Hayır çok sevmiyorum. Yani bunu da net bir şekilde söylemek lazım. Benim burada oturup içerik üretirken aldığım keyif kendi işimi yaptığım keyfin yanında çok daha fazla gerçekten içerik üretmeyi ve YouTube'da Instagram'da aktif olmayı çok seviyorum. Bir yandan influencer olup bir yandan da sosyal medyacı olduğunuzda bunlar birbirine hem çok iyi geliyor hem de birbirini çok sağlam baltalayabiliyorlar. Çünkü gerçekten bazı günler o kadar fazla işim oluyor ve o kadar fazla vakit harcıyorum ki günün sonunda hadi bakalım şimdi kendime içerik üreteyim dediğim noktada bazen üretemiyorum. Çünkü beynim yanmış oluyor gerçekten. O yüzden aslında hem bir curse hem bir blessing diyebileceğimiz bir durum. Benim iki tarafında sosyal medya kökenli olması. Şimdi artık sorulara geçelim. Zaten sanırım az önce anlattığım şeylerin içinde birazcık soruları da yanıtlamış oldum ama tekrardan sorulara şuradan bir göz atacağım. Şimdi mesela ilk sorular nasıl ilerledin ve en büyük motivasyonun neydi? Yani nasıl ilerledin sorusunun cevabını aslında ilerleyen soruları cevaplarken bence veririm diye düşünüyorum. En büyük motivasyonum sanırım Hayatımı kendim istediğim şekilde yönetebilmenin verdiği haz diyelim. Ailemin de kendi işini yapıyor olmasından dolayı tabii bu da bence önemli bir kıstas. Ben ailemin kendi işini yapıyor oluşundan her zaman gurur duydum, keyif aldım. Ben niye kendi işimi yapmıyorum ki diye düşündüm ve hiçbir zaman e, kurumsal bir şirkette çalışmak, orada bir rütbeye gelmek ve başka insanların işlerini yapmak beni cezbeden bir sistem olmadı. Zaten şu anda dünyanın gidişatı da hiç bunu destekleyen şekilde değil. Hani o yüzden birazcık aslında kendi adıma ileriyi görmüşüm diye düşünüyorum. İyi de oldu. Şimdi bir soru daha var. İş mi sana geliyor, sen mi iş buluyorsun? Her ikisi de. Yani bazen iş bana geliyor ki iş bana nasıl geliyor? Referanslarla geliyor. Genelde böyle beni çevrem ve onların çevresi biliyor. Çevremde geniştir hakikaten. İşte ne bileyim Zeynep var bizim bilmem nenin bilmem nesi. Sosyal medyasını yapar. Arıyorlar beni sosyal medya yapar mısın vesaire. Hep uzun süre böyle devam etti. İnsanlar beni önerdi. Bir arkadaşının bilmem nesi benle çalıştı. Böyle eşten, dosttan çok iş buldum ve bulmaya da devam ediyorum. Benim iş bulduğum senaryoda ise armut.com ciddi şekilde ilk zamanlarda benim işimi çok gördü. Ama sonra aşırı kalitesiz arayüzleri ve müşteri hizmetleri sebebiyle kendileriyle çalışmamaya karar verdim. Çünkü yani abi giriyorum armuta, iş teklifi var diye mail geliyor. Adam random klavyeye basmış, bana bunu iş teklifi olarak sunuyor. Bir de diyor ki 20 lira ver. Saçmalık yani. Armut'u kesinlikle önermiyorum ve tavsiye etmiyorum. Hala sistemleri bu şekildeyse. Kaç kere konuşmaya çalıştım beni terslediler falan böyle saçma sapan. Ee, o yüzden önermiyorum. Bir onluk falan gibi sitelerde bence rezalet. Yani bir insanın 10 liraya 20 liraya iş yapması kaliteli bir çözüm değil. Ve sürekli olarak piyasayı düşürüyorsunuz. Ben bunu da yanlış buluyorum. Yani 10 lira 20 liraya okay, öğrenciler kazansın ama piyasanın da fiyat aralığını kırmak bana birazcık saçma geliyor diyeyim. Bu tarz işlerle Hayatınızı idame ettireceğiniz paraları kazanamazsınız. Yani bir onluktan kaç tane iş alacaksınız da kiranızı ödeyebileceksiniz? Çok zor. O yüzden bunları atın. Ben size daha iyi bir site önereyim. Upwork. Upwork.com diye bir site var. Bu bir işbirliği asla değil. Keşke olsaydı. E, dolar üzerinden para kazanıyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Bu ilginizi çeker diye düşünüyorum. Dolarla para kazandığınız bir freelancer platformu. Her şey var. Yani çeviri, sosyal medya, reklam. Aklınıza gelecek her şey. Başka hiçbir şey gelmedi şu an aklıma ama Epey bir kategori var, yani şöyle söyleyeyim, müzik yapıyorsanız soundtrack yapma işi bile bulabiliyorsunuz oradan. Gerçekten girin, bakın, çok memnun kaldığım bir site, yaklaşık bir senedir ben Upwork çalışıyorum. Yani sadece Upwork ile çalışmıyorum, Türk müşterilerim de var. Upwork ile çalıştığım Türk müşterilerim, aynı zamanda Upwork'tan yine buldum yabancı müşterilerim de var. Şu anki iş yoğunluğumun neredeyse yarısı Upwork'tan bulduğum müşterilerle ilerliyor ve gerçekten ne bir fatura kesme derdiniz oluyor, ya da ne bileyim param yattı yatmadı derdiniz oluyor. Çünkü gerçekten bu 5 yıllık freelancerlık tecrübelerimin arasında mafya olan Adanalı bir çocuğun ve onun ailesinin beni tehdit etmesi ve paramı vermemesi gibi iğrenç şeylerde yaşadığım için ben de öyle insanlarla iş yaptım ki Gerçekten bazen sorguluyorum niye yaptın diye. Ama hepsi tecrübe oldu. Bana paramı vermediler. Bizden bir o kadar yerin altında var falan gibi. Böyle iğrenç bir konuşma şekliyle beni tehdit etmeye çalışmışlardı vakti zamanında. Ben onların hesaplarını geri vermedim. Hala bende duruyor bu arada. Hatta beni arayıp avukata vereceklerini falan söylediler. Dedim ki verin. Vermediler. <laughs> o yüzden böyle şeylerle de karşılaşmak mümkün olabiliyor. Çünkü baktığınız zaman ben 21-22 yaşında e, tombiş tatlı turuncu saçlı genç bir kızdım. Tek başımaydım ve müşterilere gidip merhaba ben sosyal medyanızı yapacağım diyordum. Onlar da beni muhtemelen hiç kale almıyorlardı. Çünkü gerçekten Türkiye şartlarını düşündüğünüzde tek başına bir genç kadının Neredeyse hiçbir şey yapamayacağı algısı var. Neden öyle bir şey olsun? Bundan da bütün kadınlara, erkeklere ama artı olarak tabii ki birazcık ayrımcılık yapacağım pozitif bir şekilde. Genç kadınlara seslenmek istiyorum. Yılbayın kardeşim, bunlar sizi yıldırmasın. Hiç gerek yok. Devam ediyorum. Şirket açma açmama mevzusunu çok sormuşsunuz. Yani bence açın abi. Çünkü Türkiye devleti bir şekilde sizden o vergiyi alır. Vergisiz kazanç elde etmeyin. Yersiniz cezasını. Hiç gerek yok. Bir tane şahıs şirketi açmak bir gününüzü alıyor zaten. 300-500 lira masrafı var. Hiç koymaz. Girin, açın, başlayın. Vergi mükellefi olmuyor. Ondan sonra konuşuruz. Şaka bir yana birazcık evet e masraflı bir süreç. Yani 300-500 liraya şirket açıyorsunuz ama stopmacı KDV'si, vergisi, işte geçici vergisi, Allah'ım yani vergide vergi biliyorsunuz hükümetiniz bu konuda birazcık tatlı. E, o yüzden vergisiz kazanç elde etmemeniz için tabii ki şirket açmanızı tavsiye ediyorum. Buradan oturup da şirket açmayın diyecek halim zaten. Yok. Devam ediyorum. İlgisiz bir sektörden bir anda bu işe başlanabilir mi? Evet başlanabilir. Ben bu tarz insanlara epey uyuz ilk etapta. Biz başına mı okuduk AQ diye. Ama hani artık günümüzde herkes her şeyi olabiliyor. O yüzden artık o kadar sert bakmıyorum bu konuya. tabii ki olabilirsin. Yani endüstri tasarımı ne bileyim mimarlık falan okuyup sosyal medyacı olman gayet olası sadece sağlam bir eğitim almalısın diye düşünüyorum. Facebook'un da Blueprint diye bir sınav yaptığı, aynı zamanda içerisinde eğitimlerinin de olduğu bir sistem var. Blueprint'i bir araştırın, bir bakın. Orada kurslar var, sertifika e, sınavları var. Para verip giriyorsunuz sınava. Oradan da mesela birazcık bir şeyler öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Udemy gibi siteler var. Eğitim alabileceğiniz 15-20 liraya, 30 liraya bazı indirime giriyor. Youtube'da yine bir sürü insan reklamcılıkla ilgili, Facebook Ads reklamcılığı ya da içerik üretimiyle ilgili dersler veriyor. Kanva var yani kanva var ya dünyanın en iyi sitesi, birdenbire içerik üreticisi olabilirsiniz. Bunların hepsi bir opsiyon. Yani o yüzden çok alakasız bir sektörden çok rahat bir şekilde sosyal medyacı olursunuz. Hem müşteri bulup hem iş yetiştirmek nasıl oluyor? Vallahi zor oluyor. <laughs> yani artık belli bir düzene oturdum ve böyle her dakika müşteri aramıyorum ama ciddi ciddi maddi sıkıntılar çektiğim dönemlerde hakikaten her gün neredeyse bir yere başvurmaya çalışıp Abi şuradan iş çıkar mı, abi buradan iş çıkar mı çok kovaladığım ve bir yandan da iş yetiştirmeye çalıştığım yoğun dönemlerim oldu. Sana yardımcı birisi var mı demiş aynı zamanda aynı kişi. Hayır yok. 5 senede Burakcan'la beraber bir 7-8 ay aynı müşteriyle çalıştık. Şu anda o kendi başka bir işe başladığı için sanıyorum artık yardımcı olamayacak bana o müşteri de. Ama Burakcan dışında 5 yıllık freelancerlık hayatımda kimseyle çalışmadım. Kimseden yardım almadım ve... Bu bir yandan hem iyi hem de beni biraz böyle takım çalışmasından uzak bir insan haline getirdi. İnsanlarla o yüzden böyle işbirlikleri yaparken aynı anda bir şey kafa patlatınca çok keyif alıyorum. Çünkü uzun bir süredir maalesef bunu kendi işimde yapamıyorum. Ama şimdi mesela böyle video işbirlikleri olduğunda, Instagram influencer'lık tarafında bir ekiple kafa yormak bana çok iyi geliyor. Çünkü gerçekten kendi işimde daha yalnız olamam yani. Yıllardır bir tane bilgisayar ve ben. Zor. Bakmayın, her şeyin bir artısı, eksisi var. Ama bence freelancerlık bir yere girip çalışmaktan bin kat daha iyi. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Freelancerlık yapmak için kendimizi hangi alanlarda eğitmeliyiz? Şimdi hangi alanda freelancer olmak istiyorsan kendini tabii ki o alanda eğitmelisin. Benim yaptığım gibi işte hem reklam yapayım, hem tasarım yapayım gibi bir noktadan da ilerlemeyebilirsiniz. Ee, belki sadece reklam yaparsınız mesela, business manager'ı full böyle hatmedersiniz, ezberlersiniz. Dersiniz ki ben size satış sağlayacağım kardeşim. Oradan da yürüyebilirsiniz. Neden herkes bu mesleği yapar oldu sence? Çünkü kolay olduğunu düşünüyorlar ve gerçekten de aslında biraz kolay. Yani şöyle örnek vereyim size. Yemek, Instagram hesabı yönetmek için gidip 38 kiloluk bir dana eti alıp onu şaplaklayarak ve böyle aşırı abartılı videolar çekerek viral olabiliyorsunuz. Ee, çok değersizleştiği için sosyal medya kullanımı, paylaşımlar ve içeriklerin kalitesi. Herkes sosyal medyacı olabileceğini düşünüyor. O yüzden evet bu ülkede bu şartlarda belki de herkes sosyal medyacı olabilir. Aslında bu sorunun cevabı benim influencerlık için de bir cevabım olabilir. Çünkü sonuçta o da onunla aynı şey. Herkes o yüzden ya influencer olmaya çalışıyor ya sosyal medyacı olmaya çalışıyor ya da shopier hesabı açıp seramik yapıp satmaya çalışıyor. Kendi işini yapmaya çalışıyor. Çünkü herkes bıktı. Yani Artık tamamen bireysel işverenlik var. Herkes kendine iş vermeye çalışıyor. Kendi işinin patronu olmaya çalışıyor diyebiliriz aslında. Sosyal medya yönetimi için Google Ads bilmek gerekir mi? Abi şimdi bu konu herkese göre değişir. Ama sosyal medya yönetimi için aslına bakarsan Google Ads bilmek gerekmez. Yani ben Google Ads'i böyle basic bir seviyede biliyorum. Hani bir müşteri almışlığım var ama sadece kelime reklamı çıkabildim. Geri kalanını bilmiyorum. Bir de YouTube reklamlaması tarafını biliyorum. Google Ads sizden sosyal medya yöneticisi olduğunuzda istenecek bir şey değil. Ama freelancersanız kendinize bu yetiyi de katmak bence mantıklı olabilir. Ben için biraz daha yaratım kısmında olmak istediğim için uzun bir süre Google Ads'in o sayılarla uğraşma kısmı işte ya da kelimenin bilmem nesi falan böyle o kafalar bana çok gelmedi. O yüzden de orada çok kendimi göremedim, saldım. Ama hani bir artı olarak business manager de mesela az önce söylediğim gibi uzmanlaşmak isterseniz hani onun yanına bir Google Ads de eklerseniz tadından yenmez mesela dersiniz ki sizin web sitenizi Facebook'unuzu, Instagram'ınızı uçuracağım. Başladığımda keşke bana bunu söyleselerdi dediğim bir şey var mı? Valla başladığımda müşteri bulmanın zor olacağını söylemelerini isterdim. Gerçi çok da farkındaydım. Ciddi alımanın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Sözleşme yap, ve üşenme denmesini mesela isterdim. Sözleşmeyi uzun bir süre yapmadım. Hala yapmıyorum müşterilerle. Çat diye beni bırakma ihtimalleri var ama artık saldım. Ne kadar ödemeyi ne zaman alacağınız falan hiç belli değil. Bir tane müşterim var. Temmuz ayından beri ödeme alamıyordum. Ekim'e kadar bana ödemedi. 3 aylık hizmet bedelini ödemedi ve artık en son muhasebecisine dedim ki yani ihtarname göndermek üzereyim size şu an. Yeter dedim. Çok sinirlendim. Çünkü emeğimin karşılığını alamamak ya da geç almak bana saygısızlık geliyor ve böyle şeyler beni çok sinirlendiriyor. O yüzden freelancerlıkla ilgili zorlandığım, canım sıkan ve beni sinirlendiren en büyük şeylerden biri bu. Hatta sıralayalım. Bir, kesinlikle bu. Ödemelerimin geç gelmesi, eksik gelmesi, bazen ödeme bile yapmayan müşterim oldu. Daha önce anlattığım gibi aylık net geliriniz her ay oynayabiliyor. Bu da mesela biraz can sıkıcı bir şey. İkinci olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle çalışmanın bazı handikapları oluyor. Ya hiçbir şey bilmiyor. Çok karışmaya çalışıyor. Ya da çok şey bildiğini düşünüp çok karışmaya çalışıyor mesela. Onlar da çok sinir bozucu olabiliyor. Çünkü müşteriyle birebir kontak sizsiniz. Ben hem müşteri temsilcisiyim, hem içerik üreticisiyim, hem topluluk yöneticisiyim, hem reklamcıyım. Yani medya planlamacıyım. Bütün bunları aynı anda yapınca da tabi canlar sıkılabiliyor. Öyle birkaç tane tartıştığım falan saldığım müşteri de oldu. Çok fazla insan tanıyorsunuz. Bu bir artı aslında. Yani... Gerçekten artık bir işin gidişatını ben birinci ay dolmadan anlıyorum. Bunları iki aya bırakır, bunları üç aya bırakır falan diye böyle artık kendi kendime fikir üretebilecek hale geldim gerçekten. Mesela bu da zaman içerisinde size yer eden bir özellik olarak kalıyor. Aklıma başka sinir bozucu bir şey gelmedi, düşünüyorum. Yok. Son olarak bir soru daha var. Zamanını nasıl yönetiyorsun? Yönetemiyorum. Gerçek anlamda bir zaman yönetimi problemim var. Hele ki ilk zamanlar bahsettiğim o bir bir buçuk senelik dönem, yani kesinlikle çalışma ortamıma kendime falan hiçbir şey saygım yoktu. Bir bir buçuk yıldır falan herhalde bu konuda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Ama hala daha istediğim yerde değilim. Bazen hala kendimi çok düzensiz bulduğum işle alakalı zamanlar oluyor. Tabii ben biraz kendi üstüne gitmeyi seven bir insanımdır. Hayatınızın merkezi kendiniz oluyorsunuz, kendi işinizi yaptığınızda o birazcık handikap bence. Yani çünkü ben mesela kendi işimi yaptığım için bütün sorumluluğun bende olduğunu biliyorum ya kendi üstüme çok fazla gidiyorum. O yüzden de eğer böyle bir yapınız varsa kendi üstünüze daha az gitmeyi deneyebilirsiniz. Ben deniyorum bazen başarılı oluyorum bazen olamıyorum. Zor da geçiyor bazen benim için hakikaten yani. YouTube 2 seneyi geçti, Instagram 4 senedir var ve ben daha yeni kurgu için birileriyle anlaştım ve çalışmaya başladım. Mesela Beyza var sağ olsun videoları ve real içeriklerimi editliyor. Yeni başladık çalışmaya onunla da. Gerçekten hayatım değişti. O kadar şeyi tek başıma yapmaya çalışıyorum ve kendi üstüme o kadar gidiyorum ki kafayı yemek üzereydim. Artık birinin bana bir el atması gerekiyordu. Influencerlık tarafında tekim, freelancerlık tarafında tekim, yani hakikaten çok fazla geldi. Ve babamı kaybettikten sonra da e, hayatta bu kadar fazla çalışmak ve uğraşmak istemediğime karar verdim. Tabii ki o depresif dönem, mutsuzluklarım da bunda çok etkiliydi kafama hiçbir şey veremiyordum, yoğunlaşamıyordum. Bütün bunlar varken şunu fark ettim ki ben bu kadar çalışmayı sevmiyorum. Yani bir iş benim için zul gelme noktasına geliyorsa ben orada kalitesizleşiyorum. Yaratıcılığımı yitiriyorum. O yüzden bana biraz alan ve zaman gerekiyor. Ve bütün bunları bu 5 yıllık freelancerlık sürecinde aslında keşfettim ve öğrendim kendimle ilgili. Kendimi de çok fazla tanıdım yani bu süreçte aslında bakmayın. Çünkü günün sonunda dediğim gibi her şey sizde bitiyor. O maili atmakta sende, o raporu hazırlamak da sende, müşteriyi aramakta sende başka kimseden yardım istemediğiniz bir sistemde ilerlediğinizde her şey sizde bitince birazcık kendinize kızdığınız zamanlarda oluyor. Zorlandığınız zamanlarda ister istemez oluyor. Evet! Sorular bitti. Sanırım benim de anlatacaklarım bitti. Beni bıraksanız ben 3 saat daha konuşurum bu arada ama tek başına da bir yere kadar konuşuluyor. Hikayemi anlattım. Nasıl freelancer olmaya karar verdim? Nasıl iş buldum? Nasıl müşteri buldum? Sanırım kafamdaki her şeyi anlattım. Yine aşağıya hani bir yorumunuz olur, bir sorunuz olur. Anlatmadığım bir yerden bir şeyler sormak isterseniz Lütfen yazın, seve seve cevaplarım. Umarım faydalı olmuştur. Aklınızdaki soruları gidermiştir. Bu tarz videoların gelmesinde isterseniz bilmiyorum yeni ne anlatabilirim size ama hani belki daha işin e, iç kısmına ineriz. Hangi uygulamaları kullanıyorum? Kalmada ne yapılıyor, ne ediliyor, bu uygulamalar ne işe yarıyor, Ez manager vesaire bunlarla ilgili sorularınız da olursa seve seve yanıtlarım. Sizleri öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.